Merhabalar günün mutfak aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim sizlerle güzel bir Ramazan pidesi tarifi hazırlayıp paylaşıyorum. Bugünkü tarifimde gelin dilerseniz nasıl hazırlamışım sizlere videomda anlatayım. Öncelikle 6 su bardağı unumu kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kuru mayamı ilave ediyorum. İçerisine toplamda 2,5 su bardağı ılık su ekleyeceğim. Öncelikle mayamı eritiyorum. İçine bir su bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Ben hamurumu yoğurtla hazırladım. Bir yemek kaşığı tuzunu da ekleyip hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. 6 su bardağı un, 2,5 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı tuz, 1 su bardağı yoğurt, ilave ettim. Bir tatlı kaşığı mayasını da ekledim. Gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim. Yumuşacık, puf puf, güzel bir Ramazan pidesi tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Öncelikle streç bir filmle sarıyorum. Sonrasında üzerine poşet geçirip hemencecik mayalanmasını sağlayacağım. Soğutmadan hamuru ılık suyla yoğurduğum için hemen ağzını kapatıyorum ve yarım saat içerisinde mayalanacak hamurum. Tüm detaylarıyla çektiğim videomu umarım beğenirsiniz. Mayalanan hamurumu sıra geldi bezelere ayırmaya. Hamurumun havasını aldıktan sonra bezelere ayıracağım. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur. Evinizde kendi el lezzetinizle güzel bir pide tarifi hazırlayabilirsiniz. Hamurumu 3 eşit parçaya bölüyorum. Toplamda bu malzemelerle 3 tane pide çıkıyor. Siz malzemeleri azaltıp ya da çoğaltıp daha fazla ya da daha az pide elde edebilirsiniz. 6 su bardağı undan 3 tane beze çıkarttım. Ne büyük bezelerim ne de küçük. Gördüğünüz gibi bezelerimi hazırladım. Sıra geldi. Üzerine süreceğim yumurtalı unlu karışma. Sizler de benim gibi bu şekilde hazırlarsanız kesinlikle Üzeri yumurta kokmaz. Bir tane yumurtanın üzerine bir tatlı kaşığı unumu ilave ettim. İyice çırpıyorum. İçerisindeki un topaklanmasın diye. Hem parlak hem de güzel bir görüntüsü olacak pidenizin. Söylediğim gibi yumurta da kokmaz pideniz. İlk hamurumu öncelikle elimle açıyorum. Elimi un değdirerek açması çok kolay çünkü yumuşak bir hamur. Siz dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Söylediğim gibi toplamda 3 tane pide çıkıyor bu tarifin malzemeleri. İlk pidemi tepsimi alıyorum ve diğer pidelerimi hazırlayacağım. İlk pidemi kenara alıp. Gayet yapımın kolay hem daha cüzi rakamlara evinizde bolca pide hazırlayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla evinizde el lezzetinizle daha hijyenik bir ortamda hazırlayabilirsiniz pidenizi. Gördüğünüz gibi ikinci pidemi de hazırladım. Kenara alıp üçüncü bezemi hazırlayacağım. Evde olan malzemelerle kolay bir Ramazan pidesi tarifi oldu. Söylediğim gibi kendi el lezzetinizle, daha hijyenik bir ortamda nasıl yapıldığını gözünüz görerek kendi evinizde zevkle hazırlayıp yiyebileceğiniz pideler hazırlarsınız umarım. Tüm pidemi tepsilerime aldım. ve 10 dakika bekleteceğim pidelerimi biraz daha mayalansın diye üzerine yumurtalı unlu karışımdan ilave edeceğim için 10 dakika beklettiğim pidemin ilk pidemin üzerine yumurtalı unlu karışımı sürüyorum. herkes kolaylıkla evde Ramazan pidesi hazırlayabilir. Daha önce hiç denemediyseniz kesinlikle pratik bir şekilde sizler evinizde Ramazan pidesi yapabilirsiniz. Hem lezzeti daha güzel hem de dediğim gibi hijyenik ortamda kendi el lezzetinizle daha da ucuz fiyata bolca pide çıkartabilirsiniz üzerine susam ilavesi yapıyorum. İster susam, ister çörek otu ilave edebilirsiniz. Bu güzel Ramazan pidesine. Diğer pidelerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Üzerine ne kullanmıştım? Bir tane yumurta ve bir tatlı kaşığı unu karıştırdım. Gördüğünüz gibi tüm pidelerimin üzerine sürüyorum. Hem yüzüne parlaklık verecek hem de bu şekilde yumurta kokmayacak pideniz. Daha önce söylediğim gibi hiç pide evde yapmayı denemediyseniz Ramazan pidesi kesinlikle öneririm yapmanızı yumuşacık lezzetli pideler hazırlarsınız siz de sevdikleriniz için üzerine tekrardan susam ilavesi yapıp kenara alıyorum ve geri kalan yumurtalı unlu karışımı da son pidemi ekleyip ilk pidemi fırına vereceğim Önceden ısıtılmış fan ayarında 200 derecede 25 dakika pişireceğim pidemi. Her fırının derecesi farklılık gösterebilir. Siz üzeri kızarınca fırından çıkartabilirsiniz. Son pidemi de hazırladım. üzerine susam ilave ediyorum. Mis gibi sıcacık pideler az sonra çıkacak fırından. İlk pidemi fırına veriyorum. 200 dereceli fırında pişen gördüğünüz gibi pidemi ilk pidemi aldım. İkinci pidemi de hazırladım ve diğer pidemi de fırına verdim, çıkarttım. Pidelerim karşınızda. Yüzü parlak, lezzetli ve güzel bir pide tarifi Kanalımda sizleri bekliyor. Herkesin evinde kolaylıkla yapacağı bir tarif. Umarım sizlerde hazırladığınızda benim kadar beğenirsiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Umarım beğenerek yapacağınız izleyeceğiniz bir tarif olmuştur başka bir tarifte görüşmek üzere